Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Kansas'ta bugün karlı bir gün, daha doğrusu kar yağlı 3 gün oldu ama çok fazla kar yağdı. Epeyce bir eridi, şu an sokaklar açıldı. Şöyle sokakları gösterebilirim. Sokaklar açıldı, ara sokaklar yeni açıldı. Daha önceleri ara sokaklar kapalıydı. Highway'ler hep açık zaten, highway'ler hiçbir zaman kapanmıyor. İki gün evden hiç çıkmadım. İşte bugün çıktım. Ve size bu daha önce video çektiğim bir evim vardı. Daha önce kiralıktı hatırlıyorsanız. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Şimdi farklı bir olay var bu evle alakalı. O yüzden onu çekmeyi planlıyorum. Şimdi o kadar çok kar yağdı arkadaşlar. Görüyorsunuz tüm ağaçların dalları böyle kırıldı, devrildi. Elektrik tellerinin işte üzerine falan düştü. Bazı mahallelerde, bazı semtlerde yani bir gün olmasa bile yani 10-15 saatten fazla elektrik kesintisi oldu. Bir de şu olayı, şu kablo hep sallanıyor. Niyedir bilmiyorum. Geldim yani geleli bir 20 dakika falan oldu. Bu kablo hep sallanıyor. Üzerinden acaba sincap mı geçti diye düşündüm ilk başta. Ama sincap geçmiyor. Sabahtan beri bakıyorum acaba hani üzerine zıplayan, atlayan bir şeyim var diye. Hiç durmadan böyle kımıldıyor. Enteresan bir olay. Enteresan bir fizik olayı. Evet. Neyse şimdi eve gidelim. Eve gezelim sonra tekrar bakalım. Acaba hala sallanmaya devam edecek mi? Şimdi arkadaşlar bu evle alakalı video çekmemin hikmeti şu. Şimdi bu ev daha önce kiralıktı. Hatırlıyorsanız. Onunla alakalı size video çekmiştim. Şimdi kiracı çıktı. Ve bu evi Airbnb evi yapıyorum. Daha önce bir iki videoda çekmiştim Airbnb ile alakalı. Bazı çalıştığım müşteriler Airbnb yapıyordu. Bu benim yaptığım ikinci ev olacak. Daha önce yaptığım bir tane evi. Şimdi bu evi aynı anda Airbnb koyup ve diğer zamanda satlık diye koyacağım. Yani tok satıcı olacağım. Yani müşteri benim fiyatıma gelmeye çalışacak. Yani ben satmak için uğraşmayacağım. Çünkü Airbnb'de olduğu için ev zaten ben para yapıyor olacağım. O yüzden hani 3 ay 5 ay ya da 1 yıl sonra satılsa bile benim bir kaybım olmayacak. Çünkü ayda bu ev bana 1000 dolardan fazla para getirmiş olacak Airbnb ile. Yani öyle umut ediyorum. O nedenle güzel bir seçenek benim için. Evet, şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Onun da biraz zaman aldı. Şimdi dün gece itibariyle bir tane müşteri evden çıktı. Ona bakacağız. Müşteri çıktı, 3 gece kaldı. Cuma akşamı geldi. Cuma, cumartesi, pazar, işte pazartesi günü sabah çıkmış oldu. Adam 3 gece kaldı. Şimdi evin içine bakacağız. Adam nasıl kullanmış, temiz mi kullanmış, kirli mi kullanmış. Bu evde toplam ev tamamen dekor ettiğim zaman 6 kişiye kadar kalıyor olabilecek. Şimdi evi göstereceğim. Salonumuz böyle. Daha önce evin bu halini görmüştün zaten siz ama eşyalar yoktu o zamanlar. Şu an bakıyorsun arkadaşlar yerler falan çok temiz. Adam sanki hiç kimse yaşamamış gibi. Burada müşteri kaldı bu arada. Burada müşteri 3 gün kaldı. Şu hemen karşıda futbol şeyi var, stadyum var. Chiefs Kansas City Chiefs'in onun game'i vardı 2 gün önce. O maçı izlemek için geldi. Adam farklı bir eyaletten geldi buraya. 3 gece burada kaldı. Maçını izledi. Ve o maçın olduğu günde müthiş karlı bir gündü arkadaşlar. Ama 31-13 yendiler. Şu an Chiefs son yılların tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor. O yüzden akın akın insanlar maça geliyor. Kanada'dan gelenler bile var. Şimdi daha evin dekorasyonu daha bitmiş sayılmaz. Çünkü daha ilk müşterimiz kaldı. Şimdi tablomuzu asacağız, bir yerlere koyacağız falan filan. İşte burada masamız var. Mismatching, şunları değiştireceğiz. İşte güzel bir şey bulacağız buraya. Öyle umut ediyorum. Mutfağımız böyleydi zaten daha önce. Yani sadece
Su ısıtma makinesi koyduk, kettle koyduk, bir iki süs parfüm falan koyduk, işte deterjan var, adam hani koyduk. Başka ne var? Yani tabaklar var şurada gördüğünüz gibi, tabaklar var epeyce bir. Yani adamların hani gelip burada kendileri yemek pişirebileceği basit aletler var. İşte şeyler var. Ne anladı? Tencere var. Elektrik tencere. Mikrodalga fırını var. Ondan sonra burada değişik küçük kupalar, bardaklar, değişik bardaklar falan filan var böyle. Adamlar en basit şekilde burada kalmalar için ayarlanmış şeyler. Burada evet plastik çatal bardak çatal kaşık şeyleri var. Bıçak var. Başka ne var? Mutfağımız böyle. İşte buzdolabı var. Şimdi adam buzdolabında bir şey bırakmış mı ona bakalım. Adam buzdolabına hiçbir şey koymamış bile. Adam sadece gelmiş, yatmış ve gitmiş büyük ihtimalle. Bunlar arkadaşlar buzdolabının kokusunu alıyor. Daha önce burada müthiş bir koku vardı. O kokuyu almak için buraya koymuştuk. Ve o koku gitmiş. Soda, baking sodası diye geçiyor bu. Genelde burada insanlar buzdolaplarına bunu koyuyorlar. Adam çöp kutusunu bile boşaltmış. Gördüğünüz gibi çöp torbası kapının önündeydi. Yani Airbnb'de kalmış şeyler genelde böyle hassas insanlar. Yataklarını genelde böyle adamlar düzeltiyor oluyorlar. Gördüğünüz gibi yatağı adamı düzgün. Başka bir şey göremiyorum. Hani güzel. Adam çok güzel bırakmış. Yataklar. Yani iki yatakta kullanılmış gibi gözüküyor ama bilmiyorum kaç kişi kaldı. Normalde 6 kişiye kadar tam bittiği zaman kalabilecek ama şu an 4 kişi en fazla kalabiliyor. Adam havluları falan filan bile böyle asmış sağa sola. Yani müthiş derecede adam temiz bırakmış gördüğünüz gibi. Yani bu adama güzel bir review bırakmakta fayda var. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Müthiş derecede temiz. Bu oda hala boş bu arada. Bu odaya bir tane çift kişilik yatak koyacağım. Küçük belki bir çalışma masası gibi bir şey falan koyacağım. Genelde sade tutmaya çalışıyorum. Böyle çok kalabalık bir sürü eşyadan ziyade mesela salon iki tane kanepe. Şu masayı bile koyup koymamakta çok böyle düşündüm hocam koyayım mı koymayayım mı falan. Elimde vardı diye koydum bunu. Ondan sonra bir televizyon küçük bir sehpa. Ondan sonra saat. Bir tane askı şey için resim için. Ondan sonra dining room'da küçük bir masa sandalyeleri. Hani böyle sade olması çok güzel. Hem senin için takip etmesi çok kolay oluyor. Hem misafirler böyle şeyi böyle daha çok seviyor sade olmasını. Buranın gecelik fiyatı şöyle. Gecelik fiyatını Airbnb karar veriyor. Sen diyorsun minimum 59 dolar olsun, maksimum da 90 küsur dolar olsun diye ben kendim ayarladım. Yoğunluğa göre bunu Airbnb bilgisayar sistemi olarak otomatik olarak bunu ayarlıyor. Mesela bu evi en son yani bu gece kaldığında 70 dolardan hesapladı geceliğini. 3 gece kaldı. 7 kere 3 21. 21 yani 210 dolar plus 60 dolar da cleaning fee'si var. Yani ne yapıyor? 270 dolar. Adam 3 gece kaldı. 270 dolar aldı. Aldık. Tabi bunun bir 10 dolar civarını Airbnb alıyor. Hani servis fee olarak. Bana işte 250-260 civarı bir para kalıyor. 3 gece için. Yani çok kötü bir para değil. Güzel bir para. Ama tabi elektriğini, suyunu falan filan hepsini sen karşılıyorsun. Daha sonra çimlerin biçilmesi, dışının bakımı falan filan. Yani ayda bir yine en kötü ihtimalle 1.000 dolar falan filan bırakıyor. Kötü bir iş değil. Hani sadece ben bu iş hani Airbnb almak için değil. Hani satarken hem ev böyle güzel gözüküyor eşyalarıyla birlikte bir. İkincisi mesela 4-5 ay evi satamadım. 4-5 ay evin boş kalmasındansa 4-5 ay 4-5 bin dolar para kazanması gayet mantıklı. O nedenle böyle bir şeye girdik.
İçeride başka anlatacak bir şeyim yok. Adam gerçekten evi, yani yerlere bile bakarsanız yerlere bile silmeye gerek yok. Yani bir iki yerde hafiften toz var. O tozların alınması gerekiyor. Ondan sonra yatakların, nevresimlerin yıkanıp konulması gerekiyor. Sadece o kadar. Onun haricinde bir şey göremedim. Yani gerçekten adam pırıl pırıl bırakmış. 10 numara. Şimdi bu adam çıkınca sen adama review bırakıyorsun. Adam evi nasıl kullandı diye. Müşteri de sana bırakıyor. Ev nasıldı? Ev temiz miydi? Ondan sonra internette yazdığı gibi şey bilgiler doğru muydu gibisinden şey yazıyor. Review yazıyor. Karşılıklı yani müşteri ev sahibi de müşteriye review bırakıyor. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Şöyle dışarı tekrar çıktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kara bakarsanız ben yani bu kadar kar Kansas'ta görmedim hiç. 5. yılım burada. 5 yıldan beri bu kadar kar görmedim. Ağaçların dalları yani ağırlıktan dolayı hepsi kırıldı. Bakın şu karşıda bir tanesi kırılmış. Şu kırılmış. Şurada iki tanesi kırılmış. Burada iki tanesi kırılmış. Şu elektrik telinin üzerine bakın. Şu gördüğünüz gibi. Yani epeyce bir ağaç kırılmış. Epeyce bir ağaç kırılmış. Arkada var mı? Arkada vardı büyük ihtimal. Çünkü kilolarca ağırlığındaki karlar herhalde dallar şey yapamamış, taşıyamamış. Bakın bu arada otel hala sallanıyor. Gördüğünüz gibi durmaksızın sallanıyor. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi neyse arabamıza doğru gidiyoruz. Neyse arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Bu evi dediğim gibi Airbnb'de şu an koydum. İlk müşterim kaldı. Bugün sabah itibariyle çıkmış oldu. Onu check etmeye geldim. Adam nasıl kullanmış? Çünkü şöyle bir şey var. Bazen böyle temiz müşteri çıkmayabiliyor. Adam evi gerçekten çok kötü kullanıyor. Yıkıyor, döküyor her tarafı. O zaman da Airbnb senin masraflarını karşılıyor bir şekilde. Ya müşteriden alıyor. Alamazsa kendisi ödüyor. Artık tam o detaylarını bilemiyorum ama senin zararlarını karşılanıyor. O yüzden bir zarar olduğu zaman gelip fotoğraf çekiyorsun. Onları provide ediyorsun bir hafta içerisinde. Ve böylece zararların karşılanmış oluyor. Diğer türlü eğer proofları resim falan filan provide etmezsen adamlara tabii ki bir şey yapamıyorlar. Ona yönelik geldim işte. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar diyelim. Bir update olursa yine bu evle alakalı video çekmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler inşallah.